Yeğenim öldü, kız kardeşim öldü ve kız kardeşimin bir tane de küçük kızı vefat etti. Biz ilk deprem olduğunda biz buraya geldik. Depremin buraya geldikten sonra bekledik ilk günü burayı, daha kimse bilmediği için hiçbir şey gelmedi, ekip gelmedi. İkinci günü ekipler gelmeye başladı. İkinci günü geldikten sonra da hızlanmalar ilk önce yavaş gitti, derken hızlandı. Ve biz dün şeyimizi aldık, cenazemizi dün aldık. Bugün defnettik. Ama işte bak, o gün boyunca yaklaşık 8 gündü. 8 günden beri biz bu çadırda 16 kişi kaldık. Ve bu çadırda da ayrıyeten kendi çabamızdan, hani bize verilen çadırlarla kendi çabamızdan biz burayı yaptık. Artı 8-9 kişi de burada yatırdık. Konteyner olsa daha iyi olur, çünkü neden diyeceksin? Yani duş alamıyoruz. Affedersin, bir lavaboya gidiyoruz. Lavabolar zaten hijyenik değil, çünkü herkes kullandığı için ondan dolayı. Yani ne bileyim, evimizde olsak en azından bir konteyner olsa kendi yemeğimizi pişiririz. Kendi işimizi kendimiz görürüz, ama böyle hiçbir şey yapamıyoruz. Hani mesela şurada bile yerine göre hani pisliğin içinde oturmak zorunda kalıyoruz. En zor olan tam uykunun tatlı saati. 4-17 geçe sarsıntı oldu. Hayır, ben ayımadım çocuklarımın sayesinde. Evde mesela sen söyle, çocuklarım ayak yalın kaçtı. Ben terliği giyene kadar merdiven yıkıldı ve merdivende kaldım. Merdiven çöktü. O sırada çocuklarım dama çıkmış. Ana, hayatta mısın diye. Hayatta olduğumu deyince çocuklar beni damdan çektiler. Damdan indim, inilmez daha böyle haşat oldu. Saniyelerle kurtulduk ve banta geldik. Bir yağmur, bir fırtına, bir kar alabildiğine. Bütün millet sokaklarda. Ay bulmadı, herkes iç asbabıyla çıkanı, ayak yalın çıkanı, fırtınada rezillik. Gün aydınladı, hala kimseden bir haber yok, yine aynı. Yani ne gibi bantlarda yatıp oturmak bile ölümden zor oldu bir insana. Bu kadar mı zor? Hastaneye gittik, hastanede yer bulamadık. Maalesef kardeşim oğlunu kaybettik. Bir sefer ölümümüzü gömemedik, düşünebiliyor musun? Savcı izin vermeliymiş, otostop yapmalıymış, o gün kaldı yavru. Devlisi gün de geri Antep'e götürdük. Antep'te olmalıymış, savcı görmeliymiş, otostop yapmalıymış da öyle gömme. Ta 2 gün sonra biz cenazemizi gömdük. Var mı böyle bir durum ya? Gerçekten yani biraz da bu durumu düşünseler, böyle çürük evlere yani oturulmama vermesinler, oturum vermesinler. Bantı çektik, bantın üstünde kalıyoruz. Bunda ne kadar rahat edebilirsin? Bunu kendimiz kurduk. Öbüründen elimize geçmedi. Dediler yoktur yani. Biz de geri bu kendimizi kendimiz kurduk. İlk önce biz bir sesler duyduk. Yani ben sadece yani hiç uyumadım o zaman da. Çok korktuk ve çıkmak istemedik. İlk önce abim dedi çıkın yani bu deprem. Ben kapalıyım yani. Nasıl çıktık bilmiyoruz. Ve evimiz biraz bir şeyler oldu. Bu şeyler, ben çok korktum, gördüm her şey yani, bıraktık ve çıktık. Sonra nasıl yapacağız bilmedik yani, nerede gideceğiz bilmedik. Çıktık, çadır istedik, vermediler. Her gün yarın veririz, yarın vermediler. Babam bu çadır aldı ve yaptı. Her gün oturuyoruz, elektrik yok, her gün soğuk. Babam yani bize her çıkıyor ama her gün yarın yani diyorlar. Su yok. Her mesela ben banyo yapamadım. Her şey yani zor. Buradan gitmek istedik ama araba yok. Onlara söyledik yani para veririz. 12 milyar istediler. İzmir'e ya da Konya'ya. Ama gidemedik. Bir kişi bizim ailede öldü. Arkadaşlarım öldü. Ne yapacağız bilmiyoruz şimdi. Çadır bekliyoruz.